birlikte daha önce meclis, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nde, daha sonra da çok sevindiğimiz belediye başkanlığı göreviniz esnasında Ticaret ve Sanayi Odası ile şahsınız ve temsil ettiğiniz kurumlar arasında mükemmel denilecek bir şekilde işbirliği içinde çalışmalarda bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı olabilmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndan istifa eden Yaşar Coşkun ve Oda Yönetim Kurulu'nun yaptığı seçimle Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığına seçilen Adnan Erbil ve MTSO Genel Sekreteri Fatih Özsümer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çelik'le daha önceki dönemlerde çalıştıklarını ifade eden Coşkun şunları söyledi. Bu geçen süre zarfında karşılıklı hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi hamdolsun, ama bu istekler tabii ki içinde yer aldığımız kurumların menfaatlerini içeriyordu. Ben öncelikle birlikte geçirdiğimiz bu benim için çok keyifli olan süre ve verimli çalışmalardan dolayı vermiş bulunduğunuz desteği, göstermiş bulunduğunuz nezaketten ötürü şahsım ve kurumuma da teşekkür ediyorum. Ülke bir seçim atmosferine girdi. Bu süreçte daha öncesi olmamasına rağmen, yani spontane gelişen bir kararla milletvekilliği aday adaylığı için müracaatta bulundum. Bundan dolayı da prosedür gereği Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettim kendi deyimle. Ben hayatta çok radikal kararlar çok kısa sürelerde alan bir insanım. Yani risk almayı seven bir insanım. Eğer Cenab-ı Allah nasip ederse bugüne kadarki ömrümüzde toplumsal olaylara katkı sağlamaya çalışan ömrümün geri kalan zamanında siyasi platformda ama yine sosyal amaç ve istekler doğrultusunda ilimize ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla geçirmeyi hedefliyorum. Çiçeği burnunda MTSO Başkanı Adnan Erbil, Manisa için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Yaşar Coşkun'a çıktığı yolda başarılar dileyen MTSO Başkanı Erbil, Başkan Çelik'le birlikte çalışmanın öneminden bahsederek destek istedi. Kendileri 10 Şubat itibariyle ülkeye farklı hizmet etmek için Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiler. Allah bize nasip etti bu görevi. Ben de kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Başkanıma da bu süre içerisinde beraber inşallah Manisa'ya eline tutuşup hizmetler yaparız diye düşünüyorum. İlk olarak milletvekili aday adaylığı için Yaşar Coşkun'u tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Oda Başkanlığı'na seçilen MTSO Başkanı Adnan Erbil'i de tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Şehzadeler Belediyesi ve MTSO'nun birçok çalışmayı birlikte yaptığını ifade eden Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü. Başkanlarıma hoş geldiniz diyorum. Öncelikli olarak Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan, daha önce de yönetim kurullarında uzun yıllar hizmet etmiş olan Sayın Yaşar Coşkun'a bugüne kadarki katkıları, hizmetleri sebebiyle yürekten teşekkür ediyorum.